karakteri falan da var. Ceyda Karan'ın söylediği hangi tarihte söylemiş? Osman Merdemir. Yeni daha birkaç daha yeni yeni. Birkaç yeni. Şeyin de Hasan Cemal'in yazdığı işte bu olaydan sonra T24'te Hasan Cemal yazdı işte. Hasan Cemal artık Kürt Serhildan'ından bildiriyorum falan diye yazmaya başladı. Bence onu Osman Baydemir'de cevap yani. Hakkı var, onu da belirtelim. Evet. Hasan Cemal'in de var. Yani ben Osman Baydemir'i Hasan Cemal Osman Baydemir bağlamak isterse. Osman Baydemir böyle böyle söyledi diye Hasan Cemal Osman Baydemir'in ağzından Hatip Dicen'in ağzından bazı şeyler yazıyor. Ki Osman Baydemir bilir yani bölgenin dinamiklerini, Hüdapar'ın dine bakış açısının, siyasete bakış açısının IŞİD'le uyuşmayacağını. Bar odasında saatlerce beraber oturup sohbet etmişliğimiz vardı. Şahsen tanışıyoruz. Bizi çok iyi biliyor. Yani bizi bu tür şeylerle ilişkilendirenler kendilerine siyasi menfaat, siyasi rant elde etmek için yapıyorlar. Sağlamak için yapıyorlar. Sayın Yapıcıoğlu, şöyle bir şey yok mu? Benim yani gün boyu sizinle bir programa çıkacağımı ilan ettiğimden beri bana en çok söylenen ve bana atılan sosyal medya hesaplarında en çok geçen kelime Hizbullah. Evet. Yani sabah beri bunu bir veri kabul edebilecek kadar çok duydum. Evet. Ve 90'lı yıllar Hizbullah'ının hem Türkiye'deki bir takım unsurların zihninde hem Doğu Güneydoğu'daki insanların zihninde çok tatlı hatıraları olmadığı hepimizin malumu. Evet. Yani bu doğrudan Türk Hizbullah'ından kaynaklanıyor ya da kaynaklanmıyor olsun. Ne fark eder? Artık imaj olarak Hizbullah, yani bu imajı kim oluşturduysa imaj olarak Hizbullah hepimizi korkutan bir şey. Yani onun adını öyle koyalım. Siz kendinizi bu noktada yeteri kadar, yani Türk Hizbullah'ının bir devamı değiliz. Eğer böyle bir iddianız varsa yeteri kadar hem bölge Türkiye halkına hem hadi adını böyle koyalım Türkiye Müslümanlarına yeteri kadar anlattığınızı anlatabildiğinizi düşünüyor musunuz? Bunun gölgesini taşıyor olmak nasıl bir şey ya da öyle yani, sorayım. Sorunuza istersen şu açıdan yaklaşarak ben cevap vereyim. Biraz önce söyledim. 200'ün üzerinde saldırı vardı bu olaylar başlayıncaya kadar. Şu son 10 günde kayda değer yani böyle artık bahsetmeye değer görmediğimiz olayları hariç tutarak 61 tane saldırıya uğradı. 6 tane can yitmeseydi, 4 kişi yan yana defnedilmeseydi acaba bugün kendi sesimizi duyurabilmek için şu imkanı bulabilmiş olacak mıydık? Evet. Haklısınız. O bizim ayıbımız medya olarak. Hayır, ben yani şahıs olarak kimseden bahsetmiyorum ben. Şimdi düşünün 90'lı yıllarda benzer şeyler şu birkaç gündür bölgede olan olaylar konuşuluyor. Hüdapar, BDP veya HDP çatışmasından, tabanların çatışmasından söz ediliyor. Bugün ekranlara çıkmaya başladı. Kaç gündür Hüdapar'la alakası olmayan, Hüdapar'ı başkalarının dilinden tanımaya çalışan insanlar ekranlarda Hüdapar'ı tartışıyor. Bu fırsatı bulduk da mı biz bir şey söylemek? Veya o yıllarda Hizbullah'a bu fırsat verildi de mi Hizbullah kendini anlatmadı? Yani şimdi bugün Hüdapar saldırı altındadır. 6 tane şehit vermiştir. 25'ten fazla binası saldırıya uğramıştır. Bazıları tamamen yakılmıştır, kül edilmiştir. Kızıltepe'de bizim partiye üye olan esnaf arkadaşlarımızın tamamının iş yerleri yakılmıştır. Tek bir tanesi kalmamıştır. Bir tane bile kalmamıştır. Bugün, daha bugün, öğleden sonra Nusaybin ilçesinin bir mahallesindeki arkadaşlarımızın evlerinin üzerine çarpı işareti atılmıştır. Tek taraflı bir saldırı altındayız. Ama halen daha insanlar Hüdapar-HDP çatışmasından bahsediyor. Yani ben de mesela 3 gün önce attığım bir tweette Hüdapar-PKK çatışması ibaresini kullandım. Çünkü ilk anda baktığımızda bir çatışma gibi duruyordu. Buyurun. Peki şu da söyleyeyim. Bir tarafta yani şimdi bu... Bir sürü Hüdaparlı beni uyardı. Hatta dediler ki abi Allah'tan kork. Bir çatışma yok ama tabii onu da konuşuruz. Çatışma var mı yok mu başka hikaye ama... Yani böyle bir algı hepimizde oluştu. Yani. Bu işin bir yönü. Hüdapar muadili yani, tabii PKK değil. Şimdi Hüdapar ve PKK'nın çatışması. Bak Hüdapar BDP dedi. Hüdapar ve PKK. Bir tarafta silahlı bir tefhiş örgütü, bir tarafta siyasi bir parti. Çatışma. Bu bir sorunludur. Bir de şu da. Yani Hizbullah'la ilgili de o dönem Hizbullah hiç eylem yapmamış mıdır? Yapmıştır elbette. Fakat Hizbullah'la ilgili oluşturulan bir algı vardır.
nedir? Mesela diyorlar ki işte PKK belli bir güce ulaştı. Devlet Hizbullah'ı kurdu, kurdurdu PKK'ye karşı kullanmak için. Hizbullah'ın kuruluşu 1979'dur. 1992 yılına kadar bu ismi duyan var mı? Yok. Türkiye Hizbullah'ından mı söz ediyorsun? Türkiye Hizbullah'ından bahsediyorum. Tamam. İşte Lübnan'daki Hizbullah'tan sonra kurulduğu işte aynı ismi aldığı İran'la bağlantısı vardır diye iddia edenler ya bu işin cahili oldukları için böyle konuşuyorlar ya da kasıtlı olarak çarpıtıyorlar. Burada Lübnan Hizbullah'ın kuruluş tarihi 1982. Hı hı. Türkiye'deki Hizbullah'ın kuruluş tarihi 1979. 79'dan 92'ye kadar diğer bütün İslami cemaatlerin yaptığı faaliyetler neyse o çalışmaları yapmış. 1990'dan itibaren sistemli bir şekilde şiddete maruz kalmış ve kendisini savunmak zorunda bırakılmış bir İslami bir cemaat o tarihten sonra kendisini savunduğu için bu sefer terör örgütü kategorisine girmiş. Siz yani lazım ileride. Ama şunu söyleyeyim, reklamdan sonra Hizbullah'ın tamam. mirasını Hüdapar sahipleniyor mu hala? Bu soruyla tamam. başlayalım. Tamam, seninle başlayalım. Değerli izleyiciler, kısa bir ara, aradan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.